2 dakika. Tamam. Şşş. Geliyor, hazır olun. Dikkat! Ne oluyor? Sınıfımız 15 öğrenciyle emir ve görüşlerinize hazırdır öğretmenim. Sağ ol! Bugün 1 Nisan'da değil, hayrola? Hadi artık bitsin şakanız, yerinize oturun. Bitsin artık. Bitir dedim sana İlker. Yine senin işin değil mi İlker? Ne yapmak istiyorsun İlker? Akıllanmayacak mısın sen? Geç yerine otur. İlker, sana dedim. Oturun yerinize. Sana ne dedim? Hala ne duruyorsun? Geç yerine. İlker, saçmalama. Son defa söylüyorum, yerine otur. İlker, lütfen. Ne yaptığını sanıyorsun sen? İlker, sana söylüyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, susun. 4, 3, 2, çocuklar ne oluyor? 0, susun. Oley! Kazandım işte. Yeter artık İlker, yeter. Çek elini üzerimden. Haddini bil. Sen kimsin? Bana dokunamazsın. Babama söylersem öğretmenliği biter. Okuldan attırırım. Burası özel okul. Çizmeyi aşma. Yazıklar olsun. Okulu sirke çevirdiniz. Ben size ne dedim? Başardım işte, başardım. Ben kazandım. Ne oluyor ya? Çak! Kanka, bugün VIP'ye gidiyoruz, tamam. Ama ayak takım ile işimiz sen yok bizim, tamam mı? Gürültü yapmayın, sessiz olun. Durun. Mert, araba durmuşken biz de inelim. Abi geldik ya, ev şurası. Biz de iniyoruz. İlker, evin kapısından önce var. Hadi gelin arkadaşlar, buraya. Topu. Gelin diyorum. Gelin, babanız kızıyor oğlum. Hey, gelin. Koşun, annenize geliyor. Annenize babanıza ne derim? Bizi biraz gelin. Sonra yakalara. Gelin, gitmeyin. Gelin. Atlattık galiba. Yine VIP salonuna giriyoruz. Tabii oğlum, ayak takımı arasında işimiz ne? Haklısın ya. He, bu kez paraları siz veriyorsunuz. İddiayı kaybettiniz. Keşke telefon edip yerseydik. VIP'yi kapmışlardır. Erken indik. Gidene kadar akşam olur be. Kestirmeden gidelim. Eziklerin mahallesinden mi geçeceğiz? Gece kondurucular yönümüzü keserlerse. Gazi mahallesinden tehlikeli burası be. Bizi mi kesecekler? Yürüyün be, korkak kargalar. Üst başıyı gördüler mi, önümüzü keserler. Cebimizdekilerden oluruz. Korkma, bir şey olmaz. Bu gece kondu fobisini de yıkın artık. Abartmayın bu kadar. Arda kalktı ya. Bu ne ya, bu nereden çıktı? Ne bileyim. Ne ya? İlker, iyi misin? Elimden kaydı, tutamadım. Kusura bakma. Bir şey olmadı ya. İyi misiniz? Çek elini. Çek. Dokunma bana ezik. Tuzak mı kurdun? Molotof mu atıyorsun şerefsiz? Ne molotofu arkadaş? Sudurma canası bu. Ne bilelim, birden önümüze düşünce. Alışık değiliz. Korktuk. Bundan mı korkuyorsunuz ötlekler? Ne yapıyorsun arkadaş? Ekmek param o benim. Su bekliyorlar. Yapma. Keyfim ne isterse yaparım. Özür diledim ya. Özür dilemek yetmez. Uzatmayın. Müşteri bekliyor. Tek şartla sağlam alırsın bidonunu. Kusura bakmayın dedik ya. Uzatma İlker. Karışma. Düşen benim. Eğer eşek gibi alırsan veririm. Oyuna geç kalıyoruz. Yolunuza gidin arkadaş. Eşeği eğlendir biraz. Bir 120'lik çalışır. Thank you.
sen be? Tamam mı? Sirk maymunu mu sandınız beni? Çok paran olur. Eziklikten kurtulursun. Yerinde olsam kaçırmazdım bu teklifi. Ver şu bidonu, ver. O zaman bidonla veda et. Aptal ya bu. 1 lira için akşama kadar çalışır, 120'yi vermez. Çek elini. Bir de dayak mı istiyorsun? Bırak. Yakala sakın, kaçırma. Bizi diklenmek neymiş? Gördü Ezik. Koş koş, anca gidersin. Hadi gidelim. Böyle baş edilir oğlum bunlarla. Senden korkulur vallahi. Evet anne, ne var? Ne oldu? Yine mi aynı numara? Burada da mı? Ne alaka be? Hey İlker. Sana diyorum. Konuşsana oğlum. Yine oyun mu oynuyoruz? Hadi İlker, bırak bu şakayı. Babam. Babam ölmüş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا İlker, gel buraya. سمعوا لها شهيدا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء İlker Bey! İlker Bey! İlker Bey! Kalp
sonucu hayatını kaybeden Beyç Zeytinli bugün toprağa verildi. Ülkemizin önde gelen iş adamlarından olan Beyç Zeytinli'nin ani ölümü üzüntü yarattı. Hadi çocuklar, doğru odanıza gidiyorsunuz. Sessizce, hiçbir gürültü istemiyorum, tamam mı? Hadi bakalım. Buyurun hanımefendi. Gelin çocuklar. Ne şanslısın, miras sana kaldı. Bize kaldı kardeşim. Tereyağından kıl çeker gibi her şey bizim olacak. Matemde olduğunu biliyorsun değil mi kardeşim? Hep matem mi tutacaksın abla? Kes sesini. İlker geldi mi? Odasına kapandı, hiç çıkmadı. Rahmetli kocanızın avukatı olarak bunları söylemek benim vazifem. Üç çocuğunuz var. Üçü de sizin velayetinizde. Onların haklarını yaşları gelince vereceksiniz. Mirasın tek sahibi sizsiniz. Zeytinli Holding'in en büyük hissedarı, şirketlerin yeni patronu sizsiniz. Bu evin, bütün gayrimenkullerin yeni sahibi sizsiniz. Hayırlı olsun. İlker yok mu? Cenaze gününden beri odasına kapandı. Çok etkilenmiş olmalı. Öyle. Ölüm bu. Kolay değil. İlker babasına çok düşkündü. Onun velayeti de sizde. Biliyorum. Figen Hanım, kocanızın vasiyetine hukuki bir sorun çıkmadan uyacağınıza inanıyorum. Öyle. Sen gideli bir hafta oldu baba. Seni o kadar özledim ki. Sensiz ben ne yapacağım? Sen olmayınca okumak istemiyorum. Gülmek istemiyorum. Hep ağlamak istiyorum baba. Ne var? Sizi götürmek için gelmiş efendim. Eşyalarını topla, gidiyorsun. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz dedim. Evden gidiyorsun. Neden? Nereye? Evden gidiyorsun dedim. Hiçbir yere gitmem. Sen gitmeyeceksin zaten. Ben götüreceğim. Ne yapıyorsun? Dur lan, yürü. Hiçbir yere gitmiyorum. Ya bırak şunları. Konuşma. Konuşma lan.
Öldürürüm lan. Gebertirim seni. Doldur lan. Öldürürüm lan. Gideceksin lan. Gideceksin. Gebertirim lan seni. Tamam. Yapma. Beni götürüyorlar. Sen söylemişsin. Bu evde istemiyormuşsun beni. Neler oluyor anne? Bu adama sen mi emir verdin? Anne. Anneciğim. Niye konuşmuyorsun? Anneciğim. Ne oldu sana? Yoksa bana küstün mü? Bırak beni. Bırak. Anne. Anneciğim. Sana sabrettiğim yeter. Anneciğim. Ben senin annen değilim. Uzak dur benden. Bunu doğduğu yere götürün. Bu evde görmek istemiyorum onu. Dayı. Dayıcığım. Hadi. Dayı. Yürü. Bırak beni. Yürü. Bırak. Gitmek istemiyorum. Bırak. Yürü. Burası benim evim. Ya bırak. Canımı acıtıyorsun. Bırak beni. Gitmek istemiyorum. Çık dışarı. Yolculuk bitti. Burası neresi? Konuşma. Kimse yok mu? Anneniz evde yok mu çocuklar? Anne, birileri geldi. Anne. Anne. Atlamayın, geliyorum. Ne bağırıyorsunuz be, eşek sıpaları? Ay, kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Oğlunuzu getirdim. Oğlunuzu mu? Ne dediğinizin farkında mısınız? Sus lan! Behiç Bey öldü. Çocuğu da gönderdiler. Bundan sonra yeri burasıymış. Korkulan başa gelirmiş. Buraya kadarmış. Diyan Hanım gönderdi. Her şeyi yazmış. Bir şeyler de koydum dedi. Hı hı. Tamam. Tamam. Beni burada bırakmayın. Durun. Yürü lan. Bizim kardeşimiz misin? Zengin abi. Artık zengin değil kızım. Fakir oldu o, fakir. O zaman bizim nereden kardeşimiz oluyor? Ben onu ilk defa görüyorum. Ver kardeşimizi, ver. Abi. Hayır. Yalan. Ben sizi tanımıyorum. Hadi eve. Sokak ortasında ne bu aile muhabbeti? Hayır. Hadi yürü. Yürüsene be. Bakma öyle salak salak. Geç. Yürü. Benim burada ne işim var? Hayır. Akıllı olsaydın da villadan attırmasaydın kendini. Ulan 3-5 kuruş para alıyorduk Behiç Bey'den. Senin yüzünden ondan da olduk ha. Ah ah. O analığın iyi oyuna getirmiş seni. Şeytan karı. Anneme hakaret etme. Vay vay. Bir de üvey anasını koruyor salak. Hala anlamadın mı?
O şeytan karı bir yolunu bulup seni mirastan mahrum edip kovmuş seni villadan. Hayır, hayır. Akıllı kadın valla. Beyç bey ölünce yaptı yapacağını. Annem yapmaz öyle şeyler. O benim annem. Hala jeton düşmedi mi? O senin annen filan değil, değil. Hayır, hayır. O benim annem o. Bak Beyç bey baban değil, o karı da annen değil. Yalan söylüyorsun, yalan. Ya öyle mi? Yalanmış. Gösteririm ben sana şimdi yalanı. Vallahi annemle iş var bu zengin çocuğun. Vah vah yazık. Aramıza hoş geldin zengin abiciğim. Abi. Bak şimdi beni iyi dinle. Dinle de bir daha öyle salak salak konuşma benim karşımda. Baban seni daha bebekken Beyç beylere evlatlık verdi. Çünkü o zamanlar Beyç beylerin çocuğu olmuyordu. Sonra üvey annenin iki tane eneği oldu. Senin de pabucun dama atıldı tabii. Seni seven Beyç bey de ölünce fırsat bu fırsat dedi. Allem etti, kallem etti, atıverdi. Akıllı kadın valla. Bu devirde böyle yapacaksın. Onca servet. Ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Al, inanmıyorsan al oku. Figen annen yazmış. Ulan ay, lan ocağa da yemek koymuştum. Hep senin yüzünden yandı. Bakalım çantada ne var? Bu benim. Bu da benim. Bu benim. Bu da benim. Benim. Ayakkabısına baksana, en süper marka valla. Saati bile var bak. Gömleği de marka lan. Gömlekte ayakkabı benim. Ya durun. Saati de ben alırım. Pilot etme, çıkar şunları. Versene şunu. Gömlek ayakkabı benim dedi. Uğraştırma bizi, çıkar. Saatine bak, saatine. Yemekte. Lan bu ortalığın hali ne? Ayılar, görgüsüzler sizi. Allah sizi kahretmesin. Tamam ha. Tamam anne. Bıktım ya. Bıktım ha. Ver şunları, ver. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan bu ortalığın hali ne? Kız, kız ver bakayım onları sende. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben ne yaptım anne ya? Senin haline bak. Leş kargaları, arsızlar sizi. Nedir sizden Müzeyyen, çektiğim be? Müzeyyen, acıktım. Ulan açlıktan geber inşallah. Senin döllerin yüzünden şu çektiğime bak be. Müzeyyen. Bu böğren kim biliyor musun ha? Senin hakiki baban. Git de gör babanın halini. Müzeyyen. Hadi. Ne bakıyorsun? Oğlum gidip görsene. Hadi görsene babanın şu halini ha? Al bak ha. Müzeyyen. İyice salak bu çocuk ha. Bir de özel okullarda okumuş. Yürü be. Ahan da baban. Biraz ekmek versene bana. Midem kızınıyor. Müzeyyen. Kızma. Sana hüküm. Çok acıktım. Her gün böyle debelenir. Dünden beri ağzıma bir lokma koymadım. Müzeyyen. Biraz ekmek versene. Sedat, sen misin oğlum? Ha, yok. Bu Sedat'ın eli değil. Vedat'ın da değil. Aysun'un da değil. Müzeyyen! Kimin bu eller? Kazadan sonra gözleri gün gün gitti. Şimdi bir karartı görüyor karşısında. Zengin oğlun, zengin. Zengin oğlum mu? Kim o? Kör Recep. Beynin de mi çürüdü? Ulan iyice yük olacaksın bana ha. Başımın belası. Hatırlamadın mı? Beyç Bey'e evlatlık verdiğin ilk karından olma oğlun. Adı Hasan diye İlker adını vermişler ona. Sosyetik olsun diye. Zengin yerdeki eski Hasan bu. Hasan. Hasan mı? Hasan. Oğlum. Niye geldin oğlum? Beyç Bey nerede? O gelmedi mi? Ve hiç bey nalları dikmiş.
Ölmüş mü? Beyt mi ölmüş ha? Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. Veli nimetimiz zengin baba ölünce üvey annesi de çocuğu atıvermiş işte başından. Anladın mı? Demek öyle. Bu babam var ya, önceden çalışıyordu. Eve az da olsa birkaç kuruş getiriyordu. İyiydi, hoştu. Ama bir gün inşaatta çalışırken küt diye düşmesin mi üçüncü kattan? Öldü dedik ama yaşattılar gene. Yarı ölü, belden aşağısı felç. Debelenip duruyor. Bazen ben bile acıyorum. Sıkayım boğazını da kurtarayım onu diyorum. Hem onu hem kendimi ama yataktan kalkamıyor. Gözleri de iyice gitti. Gününü iple çektiğimiz bir mağlul aylığı var. Anlayacağın Müzeyyen annenin başına bela aldı işte. Üç çocuğun derdi yokmuş gibi bir de bunun derdi. Ve hiç be hiç olmazsa arada bir para gönderiyordu. Geçinip gidiyorduk. Şimdi ne yapacağız ha? Seni de başıma bela ettiler. Of, karnımızı nasıl doyuracağız? Of of, Allah'ım ne bitmez çilem varmış. Pehlivan gibi adam olmuşsun kereta. Demek seni gönderdiler ha? Allah'ım, Hürrem Sultan olarak niye göndermedin beni? Şu hale bak, al canımı da kurtulayım. Korktum ki baba. Çok korktum. Ya öyle mi? Seni gidi salak çocuk seni. Şu haline bak. Geri zekalı. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel dedim. Gelsene. Kime diyorum ben? Gel. Sen nereye çıktın? Ay. Kaçacağını mı sandın? Görürsün şimdi sen. Hayır. Zengin çocuk uyan. Sabah oldu Zengin abi, hadi uyan. Hadi hadi çıkın şuradan. Daha işe gideceksiniz. Oo, günaydın beyefendi. Uyandınız mı? Kahvaltınızı yatağınıza getireyim mi? Ne isterdiniz? Menüyü söyleyin. Ben sabahları patates kızartması, hı-hı, sonra hı-hı, süt, sonra bal, hı-hı, kaymak. Başka? Aç değilim ben. Allah Allah. Kalk da bir şeyler zıkkımdan. Daha çok işimiz var seninle. Siz de çekinin şuradan be. Ha 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 ha!
Sen niye oturuyorsun ha? Doydun artık hadi. Hadi sen de çık dışarı bakalım. Karnını doyurdun. Şimdi de çalışma zamanı. Ver bakayım şunu da. Üf, çekil bırak. Suyun fiyatına 1 lira de. Otobanda nerede bulacaklar suyu? Fırsatı değerlendirin. Olmadı 75 dersin. 50 kuruştan aşağı inme. Sermayesi 25 bunun. Tamam mı? Hadi. Sen de bu mendilleri satacaksın. Tamam mı? Abi bir mendil alır mısın? Değil. İyi uzatacaksın. Abi bir mendil alır mısın? Tamam mı? Söyle tamam. Bakayım. Abi. Heh aferin. Okulun yanından hiç ayrılmak yok. Fiyat soranlara ne verirsen de. Allah razı olsun demeyi de unutma. Tamam mı? Tamam. Ha. Bak bitirmeden gelmek yok. Vallahi kemiklerinizi kırarım sizin ha. Hadi işiniz rast gelsin. O niye işe gitmiyor? Yavaş yavaş oğlum. Zengin çocuğuna evvela içeride bir ders vermek lazım. Anlasın bir nerelere düştüğünü. Hadi siz sallanmadan gidin. Hadi sen de dikilme öyle. Beyzade, al bakalım şunları, al. Şimdi bütün odaları, pencereleri sileceksin. Ama ben kız değilim ki. Bana bak, ama yok. Bu işleri öğreneceksin. Hadi, çabuk ol. Akşama kadar bu ev pırıl pırıl olacak. Hadi başla bir yerden, bakma öyle yüzüme. Ben komşuya kadar gideceğim. Geldiğimde yerde bir tane çöp görmeyeceğim. Anladın mı lan beni? Anladın mı? Süpürdüğün yerleri de silmeyi unutma, ona göre. Hasan, oğlum gel yanıma. Müzeyyen. Kes sesini be. Gönder oğlumu. Onun yanına gidip mızmızlanmak yok. Ona göre. Hadi çalış. Ben gelene kadar her yer tertemiz olacak. Hadi çalış, çalış. Gerizekalı. Müzeyyen, oğlumu gönderin. Müzeyyen, onu çok özledim. Bir kere daha sarılayım. Onunla konuşmam lazım. Hasan, Osman. Okan, hadi. Kedi gibi dört ayağın üstüne düştün yani. Ah komşu ah, keşke öyle olsa. Nerede bizde o şans? Çocuğu dımdızlak gönderivermişler. Hakkını ara kız. Bu yaşa kadar yediği iş değil avunsun işte. Bir de üst baş, telefon, saat. O şeytan karı öyle bir oyun oynamış ki. Kalan mirasın hepsini kardeşinin üzerine yapıvermiş. İki kardeş Beyç Bey'in malını, mülkünü hepsini götürmüşler. Çocuklardan kaçırmışlar. Bizim oğlanı da atıvermişler. Yazık kız. 8 tane yumurta varmış 20 kuruştan.
İnsaf be. Tavuk kıçından zengin olacak sanki. Aman öyle işte. Piyango beklerken düştüğümüz duruma bak. Bir çocuk daha bakacağız artık. Niye yaptın? Niye beni verdin? Babalar oğlunu satar mı? Babalar çocuklarını satar mı? Ben seni satmadım oğlum. Sadece senin kurtulmanı istedim. Senin rahatını, geleceğini düşündüm. Satmadım. Sattın işte, sattın. Hayır oğlum. Hayır. Beni aldattınız. Annen sen daha 3 aylıkken öldü. Komşular baktı sana. Sonra Müzeyyen annenle evlendim. Ama o seni istemedi. Yanında 2 çocukla geldi. En küçükleri Vedat. Vedat benim oğlum. Senin üvey anne elinde yetişmeni istemedim. Bizim bir köylü vardı. Beyiç Bey'in yanında çalışıyordu. Bir gün onunla yolda karşılaştık. Beyiç Bey'in evlatlık çocuk aradığını söyledi. Ben de seni verdim ona. Beyiç Bey iyi insandı. Çok iyi insandı. Sen benim babam değilsin. Değilsin işte, tamam mı? Hasan. Oğlum. Hasan. Benim adım İlker. Hasan değil. Oğlum. Oğlum affet beni. Affet. Hasan'ım. Affet. Puh, Allah cezanı vermesin lan. Elini bile sürmemiş tembel. Şuna bak, sizin hizmetçiniz mi var bu evde? Elini bile sürmemiş eşek sıpası. Şimdi gösteririm ben sana. Gel buraya lan. Müzeyyen. Bırak sen karışma. Bırak. Dokunma Hasan'ıma. Müzeyyen. Dur sen de. Dokunma Hasan'ıma. Ben sana ne dedim lan? Ne dedim? Bu evin hali ne? Sen bana inat mı ediyorsun? İsyan mı ediyorsun? Biz eşek başımayız lan burada. Kafanı kırarım. Gözünü patlatırım. Vallahi öldürürüm seni. Şişlerim. Şişlerim de görürsün. Ay, gözünü patlatarım, perişan ederim seni. Müzeyyen bırak çocuğu. Kime söylüyorum lan ben? Yapma. Ben... Bak benimle inat etmek ne demek göstereceğim ben sana. Ha? Sen devam et inadına. Ha? Göreceksin ama sen. Göreceksin o zaman sen. Ha? Çok koy anne. Al kızım, bunu Recep babana götür. Vedat'ı da sofraya getir. Zengin abi, ona da verelim mi anne? O cezalı. Hem Zengin abi deyip durma şuna. Senin abin burada. Söyle üstüne dökmeden yesin ha. Zenginmiş. Çöp gibi atı verdiler önüme. Başıma bela ettiler. Burnu sürtüyorsun biraz. Ona su, ekmek yok. Açlıktan gebersin. Ne zaman akıllanır, benden özür diler. O zaman ekmek su var, tamam mı? Biz vermez zaten anne. Bize ne, bizim kardeşimiz mi? Aferin. Vedat babasının yanında yok. Yok mu? Sağ ol, çok acıkmışsın.
Sen benim abimsin. Babam sen çünkü. Benim babam senin baban. Ama başka yerde büyüdüm. Seni niye kovdular abi? Sen zaten zengin miydin? Aha. Her şeyin varmış. Her şeyi alabiliyor muydun? Her şeyin varmış. Çok param varmış. Biliyor musun? Senin onun telefonunu annem sattı. Çok para vermişler. Ayakkabılarını da sattı. Eşyaların markaymış. Pahalı şeylermiş hepsi. Abi biliyor musun? Benim param olsa onun telefonu alırdım. Bisiklet alırdım. Binerdim bisiklete. Zıkkım lan sıcağı. Ver şunu ver. Cezalısın sen. Yürü hadi yürü. Demek sen de abine ekmek verirsin ha? Bırak karışım bırak. Yarın görüşeceğiz seninle. Sen karışma. Bir karış boyunla arkamdan iş çeviriyorsun ha? Gösteririm ben sana. Al bakalım. Bu senin, bu da senin. Birer lira. Dikkatli harcayın. Sadece simit alacaksınız ha, ona göre. Ama anne ya, bir kere de sandviç yiyelim. Herkes alıyor. Tamam, tamam. Para mı ver bende? Ama zengin abimin telefonunu satmıştık. O ne oldu? Hadi hadi, güle güle. Aklınızı kullanın da okuyun biraz. Hadi yürüyün. Geç bakalım sen de. Hadi, hadi içeri. Şimdi ben neden okula gitmiyorum diye merak ediyorsun. Merak etme. Seni de göndereceğim elbet. Hem de eskisi gibi özel okula göndereceğim. Ama bu kez okumaya değil, para kazanmaya gideceksin. Al bakalım şunları. Al al. Bu kalemleri satacaksın. Al. Hepsini satacaksın. Zengin mahallelerdeki okul önlerine gideceksin. Akşama kadar bitecek. Anladın mı dediğimi ha? Kalk hadi kalk. Anladın mı benim dediklerimi? Artık böbreğin mi bitti dersin, kalpten mi hasta olursun ben bilmem. Kalem satarak yardım iste. Dilenciliğin yeni yöntemi. Ağla, yalvar, safsaf bakıp durma. Acındır kendini. Bu kalemler akşama kadar satılacak. Tanesi 1 liradan. Paraların hepsi de bana gelecek ha. Bazı merhamet sahipleri sadaka verirler. Hop, havada kapacaksın hemen. Hadi, şimdi doğruca hayat okuluna. Ben dilencilik yapamam. Ya bal gibi de yaparsın. Anlamadıysan bir de kömürlükte anlatayım nasıl yapılacağını ha? Gibi satacaksın. Hele satmadan bir gel eve. Bak kemiklerini kırarım senin. Yeter be yeter. Satmıyorum işte. Ben senin kölen değilim tamam mı? Vay vay. Zengin çocuğuna bak sen. Dikleniyorsun ha bana. Gel lan buraya. Gel benimle. Gel gel. Gel de hayatla yüzleş. Sonra bana canavar anne gözüyle bakmaktan vazgeçersin. Bu yatalak. Yarı öyle adam hiç mi altını kirletmez ha? Hiç mi tuvalete çıkmaz zannediyorsun? Kim taşıyor onu? Kim sidikli çarşaflarını yıkıyor? Kuru ekmek de olsa kim tıkındırıyor onu? Belki emekli maaşı için ama ben bunları yapıyorum. Mecbur değilim ama yapıyorum. Bu ölürse o paradan da oluruz. Çünkü o üç çocuk hiçbir şey yiyemez. O üç aylığa bakıyor o garipler. Bak. Bak bunlar var ya, senin babanın iğneleri. Birini bir gün vurmazsam iyice felç olacak. Bir hafta aksatırsam geberecek. Ananın yanına gidecek. Dediğimi yapma istersen ha? Kan bağın yokmuş gibi davran.
Baban değil, inmeli bir köpekmiş gibi davranayım ona, ha? Hayat bu oğlum. Bazıları hep acı çeker. Biz de kaybetmek için gelmişiz bu dünyaya. Hadi, git şimdi. İstediğini yap. Hasan. Hasan. Oğlum. 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 Kalem. 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 Hepsi böyle mi? Nasıl? Silgisi bile yok bunların, basmalıdan 0507. Yok. Kaça bunlar? Hiç bilmiyorum. Dilenci misin? Hani vapurlarda çıkarsınız ya, kalem alın, ekmek parası. Şimdi okul önlerine mi dadandınız? Ben dilenci değilim. Ben dilenci değilim. Çocuğu sanki bir yerde gördüm. Kimi? O dilenciyi mi? Evet onu. Üf, dilencinin teki işte. Bak nasıl oluyormuş? Hepsini sattın değil mi? Ver bakalım paraları. Şişt, sana paraları ver dedim. Para yok. Nasıl yok? Ben bir şey sattığımı satmayacağım da. Ya öyle mi? Anne abime bir şey yapma. Çeki şuradan be. O zaman bu eve giremezsin. Nereye gidersen git. Bu evden giderim ama babama bir şey yapmayacaksın, tamam mı? Vay. Bir de anlaşma mı istiyor beyefendi? Babama dokunma. Ona dokunursan... Dokunursam ne yaparsın? Ben de. Ha? Şımarık zengin çocuğu seni. Gel buraya. Gel lan buraya. Gel de geberteyim seni. Aç kapıyı. Aç dedim. Babamla konuşup gideceğim, tamam mı? Patlama. Aç şu kapıyı. Aç dedim sana. Aç lan. Lan sen çık oradan. Bak Hasan. Ben seni nasıl dövüyorum ha. Hasan. Sen misin oğlum? Benim baba. Oğlum, Hasan'ım. Baba, ben gidiyorum. Ama geleceğim. Gelip seni bu kadından kurtaracağım. Figen anneme gideceğim. Onunla konuşacağım. Ona yalvaracağım. Ve hiç babamın hatırını kırmaz belki. Oğlum. Tamam mı baba? Tamam. Kendimi de seni de kurtaracağım. Hepimizi kurtaracağım. Oğlum. Aç şu kapıyı. Aç dedim. Aç dedim sana. Açsana. Gidiyorum. Ayağıma kapanacaksın. Gözünü toprak doyursun. Her şey para değil. İnsanlık öğrenin biraz. Gitti açlıktan geber. Hasan. Hasan. Oh.
tanıyamamış gibi bakıyorsun. Ne bileyim, yabancı gibi bu kıyafetle. İçeri almayacak mısın? Gitsen iyi olur. Git ne demek? Benim, ben, İlker. Biliyorum İlker'sin. Çekil o halde. Lütfen İlker Bey. Zor durumda bırakmayın beni. Hüsnü amca, şaşırtıyorsun beni. Yaptığıma kahroluyorum. Üzülüyorum. Ama böyle. Annemle konuşmak istiyorum sadece. Figen Hanım istemiyor. Ona anne demeni de. Gelirseniz içeri almamamızı söyledi. İşimden olmak istemiyorum. Kalacak değilim. Bir çift laf da mı edemeyeceğiz? İçeri almam mümkün değil. Kesin emir var hanımefendinin. Peki ben girmeyeyim, o gelsin. Kapıya çıksın yeter bana. Zor ama. Yine de gidip bir konuşayım, belki kabul eder. Sen burada bekle. Tamam. Maalesef İlker'ciğim, Figen anne seni kabul etmiyor. Hayır, konuşmak istiyorum. İlker, tamam dur. Mı? Dur İlker, dur. Annemi görüp gideceğim sadece. Anneciğim, seninle konuşmak için geldim. Ne olur bir kere dinle lütfen. Engel olamadım efendim. Söyle bakalım, ne diyeceksin? Anneciğim. Ben senin annen değilim. Bana anne deme. Ama ben sana ne yaptım? Niye beni gönderdin? Oysa seni çok seviyordum. Kendi annem yerine koydum. Beni niye kovdun? Lütfen anne, beni bu eve kabul et. Tekrar senle, kardeşlerimle yaşayayım. Ben o evde yapamıyorum. Para, pul, miras falan istemiyorum. Hepsi senin olsun. Beni oraya, gece konduya, ayak takımı arasına gönderme ne olur. İzin ver kalayım burada. Anne. Anne lütfen. Gönder şu dilenciyi. Anne. Lütfen. Uşak sana dedim. Kapının önüne koy şu dilenciyi. Bir daha da içeri alırsan seni kovarım. Buyurun efendim.
Sağ ol. Afiyet olsun. Kardeş, 1 liran var mı? Sana dedik. 1 lira, 1 lira. Sana dedik. Arı üstünü. Bakayım burada mı? Bakalım burada yok, şu cebe de bakalım. Matiz mi lan bu? Paralı çıkmıyor ya. Sadece 50 kuruş var, o da bizim gibi çursun teki. Yürü, helal et al. Baba. Keşke beni evlatlık almasaydın baba. Keşke. Ben ne yapacağım şimdi? Nereye gideceğim? Karnım da çok aç. O kadar açım ki. Kalacak yerim de yok. Sokaklarda nasıl yaşarım ben? Başka çocuklar gibi çalışmasını da beceremiyorum. Baba. Behiç baba. Ben ne yapacağım? Of. Arkadaş, arkadaş kalk. Sen. Ne yapıyorsun arkadaş? Ekmek param o benim. Su bekliyorlar. Yapma. Keyfim ne isterse yaparım. Özür diledim ya. Özür dilemek yetmez. Uzatmayın. Müşteri bekliyor. Tek şartla sağlam alırsın bidonunu. Kusura bakmayın dedik ya. Eğer eşek gibi alırsan... Veririm. Eşek gibi alıracaksın. Hadi bizi eğlendir biraz. Bir 120'lik çalışır. Ne diyorsun sen be? Tamam mı? Sirk maymunu mu sandınız beni? Çok paran olur. Eziklikten kurtulursun. Yerinde olsam kaçırmazdım bu teklifi. Ver şu bidonu, ver. O zaman bidonuna veda et. Aptal ya bu. 1 lira için akşama kadar çalışır, 120'yi vermez. Çek elini. Bir de dayak mı istiyorsun? Bırak. Yakala sakın, kaçırma. Sen... Sen o çocuk. Hangi çocuk? Yoldaki çocuk. Seni ilk defa görüyorum. Birine benzettin galiba.
Benim adım Musa. Babamın mezarı. Onu Kur'an okudum da 3 sene evvel ölmüştü. Baban mı? Hı hı. Başın sağ olsun. Geldin oğlum. Musa getirdi seni. Yorgunluktan mı, açlıktan mı bitkin düşmüşsün. Biz de senin uyanmanı bekliyorduk. Yemek hazır. Hadi gelin yiyelim. İşte. Kusura bakma. Seninle ilgilenemedim. Ben olsam senin gibi yapamazdım. Yük oldum. Hiç dert etme. Benim hiç kardeşim olmadı. Beraber kalırız burada. Beraber okula gideriz. Beraber ders çalışırız. Ayrıca annem de seni çok sevdi. Biliyor musun? Senin için ipek gibi kalbi var diyor. Bana niye yalan söylüyorsun? Hayır, yalan söylemiyorum. Seni karşıma Allah çıkardı. Allah zorda kalanlara yardım etmenin çok sevap olduğunu söyler. Beni tanımadığını söyledin ama bana. Yalan söyledin. Ben o zengin çocuğum, biliyorsun. Seninle dalga geçen benim. Damacanını delmeye kalkan, sana şerefsiz diyen benim. O zengin, sübbe çocuk benim. Şimdi karşımda o çocuk yok. Bambaşka biri var. Çok iyisiniz. Hep iyilerle ol. Yarın okuldan sonra işe gideceğim. Sen de benimle gelir misin? Hı hı. Ah. Tamam. Hemen getiriyorum. Musa. Çiğ Çiğ Sokak 16 numaraya 1 damacana su. Tamam usta. Hadi bismillah. Yardım edeyim. Yok yok, ben taşırım. Hayırlı işler abi. Eyvallah Musa. Yorulmadın mı? Alışın. Hayırlı işler hadi abi. Sağ ol Musa. Herkes.
Herkes seni tanıyor mu hala? Hayırlı işler, bol kazançlar. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Aleykümselam, sana da hayırlı işler. Bu damacana senden ağır. Öyle, ekmek parası. Günde 50 tane taşıyorum bazen. Omuzun çürür. Zaten ayakların titriyor. 20 kilo. Kolay mı? Senden ağır. Zorlama kendini bu kadar. Ter içinde kaldın. Benim babam minareciydi. Gökyüzüne mızrak gibi minareler dikerdi. En güzel ezanlar onun diktiği minarelerde okunur. Çok severdi işini. Uğraşırdı, dinirdi. O da ter içinde kalırdı. Alın teri mübarektir. Rahmetli babam öyle derdi. Alın teri Allah'ın en çok sevdiği terdir. Gül kokusu gibidir. Çünkü Allah çalışanı sever. Allah çalışıp rızkı kendinden bekleyeni kollar. Böyle derdi babam. Alnı terlemeden yorulmadan da insanlar para kazanabilir. En fazla parayı da işçiler değil, alnı terlemeyenler kazanıyor. Ben babamın söylediğini söylüyorum. Alnın terlesin derdi. Çok terlesin. Alnın terlerse lokman helal olur. Gerçek zenginlik paranın, malın, mülkün çokluğu değil, alın terinin çokluğu derdi. Ah babam. Onun bu sözleri olmasaydı ben bu zorlu işleri yapamazdım. Bu sulu damacanayı kaldıramazdım. Hem okuyup hem çalışamazdım. Çalışmak o kadar güzel ki İlker. O kadar mutlu ediyor ki insanı. Alın teriyle kazanmak ve yaşamak. Hadi bismillah. Bu su için. Bu senin. Olmaz abi. Başçın oğlum. Ben haftalığımı alıyorum. Al al. Senin hakkın bu. İtiraz etme. Gönlümden koptu. Senden bir daha su falan istemem bak ha. Sağ ol abi. Hadi hayırlı işler. Güle güle. O ne? Bahşiş torbası. Onları niye ayırıyorsun? Öyle. Halife teyze, çarşı esnafı gönderdi. Dua istiyorlar. Ama evladım her hafta getiriyorsun. Sahiden esnaf mı veriyor bunu çocuğum? Rahat ol teyzeciğim. Allah gönderdi diye al sen. Bunları da al. Ben yine uğrarım. Hadi Allah'a ısmarladık. Dua et. Güle güle yavrum. Allah'a emanet ol. Musa, Allah razı olsun senden. Senden de ninem. Dua et. Hanife teyze kimsesiz ve çok fakirdir. Elden ayaklarına iyice düştü. Bahşişlerini ona mı veriyorsun? Evin geçimi bende olmasa elimdekileri de veririm. Ayakkabılarını haşat aldırmıyorsun. Ne bu oğlum, evliya mısın? İçimden geliyor. Büyüksün Musa. Yok canım, ben bir şey yapmıyorum. Rızkı veren Allah'tır. Allah bana veriyor, ben de başkasına. Arka sokaktaki gül apartmanından iki su istiyorlar. Verin de hemen götüreyim. Acele etme Musa. Yavaş ol biraz. Sanki arkasına at koşturuyorlar. Çok yoruyorsun kendini. Olsun abi. İş iştir. Aldığım parayı hak etmeliyim. Fazlasıyla hak ediyorsun. Merak etme sen. İlker sen bırak. Ben hemen gidip gelirim. Ben de taşıyacağım. Ben de çalışacağım. Ben de. Bırak sen. Daha yenisin. Kaldıramazsın. Kaldıracağım. Bırak denesin Musa. Hatırlasana sen de böyle başlamıştın işe. Hadi Musa yol göster ona. Bak İlker. Elinle ilk önce.
şuradan tutacaksın. Sonra yavaşça omzuna koyacaksın. Sonra tut, tamam. Dikkat et İlker. Hadi gel İlker. Gel İlker, gel. Sağ ol abi. Afiyet olsun. Vallahi İlker bu. Ne hallen bu? Evden okuldan kovulunca köprü altına mı düştün? Tam nefret ettiğin işlersini bulmuş. Etme bulma dünyası. Bunu eşekler taşırdı, öyle değil mi Mert? Aynen öyle. Hadi hadi yolunuza. Zamanım yok, müşteri bekliyor. Bir kere eşek gibi Anır damacanını vereyim. Hadi İlker, Anır bakayım. Lafları senden öğrendik oğlum. Ustamız sensin İlker. Ne ya, zoruna mı gitti? Niye cevap vermiyorsun? Rahat bırakın onu. Sana ne lan? Ha, sana ne? Baş bin bize defolun. Takma kafana. Züppe zengin çocuklar işte. Onların hamurunu bilirim. Çünkü eskiden ben de onlar gibiydim. Ama bugün değilim. Hayatı öğrendim. Alın terini öğrendim. Mutluluğun parada, konforda, lükste olmadığını biliyorum. Hadi bakalım o zaman. Akşama kadar çok işimiz var. Hallederiz. İş bizden korksun. Alın terlerinizin hakkı. Bu senin. Bu da senin İlker. Allah bereket versin. Bereketini gör. Sağ ol Yılmaz abi. Güle güle harcayın. İlk kazandığım para. Hayatımda ilk defa çalışarak kazandım. İnsan işte. Bazıları çok rahatlar oluyor, bazıları da melek. Kadıncağız bahşiş vermeyi unuttum diye 3 kat merdiven indi. Gönlünden kopanlar zor da veriyor. Bir avuç bahşiş toplandı. Bende de var biraz. 8 lira. İyi be. Damlaya damlaya göl olur. Ben de senin gibi fakirlere dağıtacağım. O zaman zengin olurum. Ancak başkasına veren zengindir. Helal be. Şimdi zengin oldum. İlk defa kendi paramla, alın terimle bir şey aldım. Bu dünyanın en güzel şeyi Musa. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Çok para kazanacağım. Babamı iyileştireceğim. Ha bu arada çarşıdaki abilerle konuştum. Okul müdürüne senden bahsetmişler. Yarın okula gelsin, kaydedelim demiş. Yarın birliklerle okula gideceğiz yani. Çok sevindim Musa. Çok teşekkür ederim. Çocuklar. Efendim abi. Bir dakika. Ne o elinizdekiler? Alışveriş yaptık abi. Ver bakayım arkadaşına onu. Neden abi? Ver dedim sana. Hadi gidiyoruz. Nereye? Bırak beni ya. Bırak, yardım edin. Bırak bu. İlker'i bekliyorlar. Yardım edin. Yardım edin. Bırak, yardım edin. İlker. 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 Bıraksana beni. İlker. Yardım edin. İlker. İlker.
Peker, bir dakika akıllı ol. Çıkaramadı mı beni? Yaşar. Avukat Nedim Bey'in adamı. Öyleyse nereye götürüyorsun beni? Bekle görürsün. Niye getirdiniz beni buraya? Hoş geldiniz küçük bey, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Seni o kadar özledim ki. Beni affet ne olur. Çocuklar, abinize hoş geldin desenize. Hadi sarılın birbirinize. Abicim. Geç otur oğlum. Nedim Bey'in konuşacakları var. Hoş geldin İlker. Lütfen Figen Hanım. Tabii. Figen Hanım her şeyi biliyor. Senin de bilmen lazım. Bunu baban yazdı. Bu bir vasiyet. Bu vasiyetnamede diyor ki babanız, gayrimenkul mallarımın ve bankadaki paralarımın hepsi oğlum İlker'e aittir. 18 yaşına kadar da avukatım Nedim Barış'ın. Yani benim kontrolüm ve mesuliyetime veriyor demektedir. Çünkü bu zenginliğe onun sayesinde kavuştum. Çocuğum olmadığı zamanlarda o benim moralim ve heyecanım oldu. Bu yüzden sermayemin hepsi ona aittir. 18 yaşına kadar avukatım Nedim Barış, 18 yaşından sonra da oğlum İlker Zeytinli'nin yetkisindedir. Zeytinli Holding'in sahibi bundan sonra oğlum İlker'dir. Ve oğlum İlker Zeytinli isterse malının yarısını eşim Figen'e ve çocuklarıma devredebilir. Yetki ve karar kendisindedir. Bu babanın vasiyeti. Babanız vasiyetnamenin altına şöyle bir not düştü. Diyor ki, bu vasiyetname tek şartla yürürlüğe konacak ve açıklanacaktır. Oğlum İlker Zeytinli adam olunca. Buna da onu adım adım takip edecek olan avukatım Nedim Barış karar verecektir. Ben de babanızın isteği doğrultusunda sizi baştan beri adım adım takip ettim. Ve adam olduğunuza karar verdim. Vasiyetnameyi açıkladım. Figen Hanım, Behiç Bey sizin İlker'i kovacağınızı, mirası kardeşinize aktarıp kaçıracağınızı tahmin ediyordu. Kararı da bu sebepten aldım. Şimdi Behiç Bey'in bütün malı mülkü sana ait İlker. Artık çok zengin birisin. Nedim amca, ben mirasın yarısının kardeşlerimin olmasını istiyorum. Figen annem de mirastan pay alacak. Yanılmadığımı biliyordum. Sen gerçekten adam olmuşsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi kahvaltını yap artık. Daha okula gideceksin. Polise de haber vermişsin. Merak etme, onu bulurlar. Anne, ne istediler ondan? Gözümün önünde alıp götürdüler. Bir şey yapamadım. Hiçbir şey. O kadar iyi bir arkadaş kendi. Onu kardeşim gibi sevmiştim. Ben de sevdim oğlum. İnşallah bulunacak. Anne.
olsun, geldin ya. Bunlar... Sen çok değişmişsin. Hayır, hiç değişmedim. Bu zenginlik ne yapıyor ki? Bırak oğlum, bir varmış bir yokmuş işleri bunlar. Para bugün var, yarın yok. Asıl sen zenginsin. Ve bundan sonra annenle senin hep yanımda olmanızı istiyorum. Bunu çok istiyorum. Çünkü senin arkadaşlığına ihtiyacım var kardeşim. Tamam mı? Müzeyyen, bir bardak su versene Müzeyyen. Çok susadım. Geberme, al getirdim. Bıktım senden. Allah belanı versin. Al, ha. Gerizekalı. Ay, ay, ay. Vallahi görmedim Müzeyyen. Görmedim. Sana su mu yok? Yeter artık, yeter. Lan Sedat, kapıyı açın lan. Bardağımı da kırdı salak. Görmedim. Nedir benim senden çektiğim, ha? Tak etti artık canıma. Yeter. Atacağım seni. Vereceğim Darül Cize'ye. Bakamam artık sana. Görmedim. Vallahi görmedim Müzeyyen. Müzeyyen görmedim ki ya. Sen niye geldin? Yüzsüz suratsız ha? Ne işin var benim evimde? Oo, façayı düzeltmişsin. Bu elbiseleri kimden çarptın? Anne. İlker abi gerçekten zengin abi mi olmuş? Vallahi anne dışarı baksana. Çekil bakayım. Güzel. Su getir ne olur. Ay benim bir tanecik oğlum. İlker'cim, canım, hoş geldin oğlum. Ay benim kocacığım su mu istemiş benden? Hemen getireyim. Sana bir yemek hazırlayacağım. Gör bak. Recep'im, iyisin değil mi? Babanla mı konuşacaksın oğlum? Konuş, konuş. Hadi çocuklar, biz mutfağa gidelim. Abiniz babasıyla konuşsun. Ha? Hadi bakalım, yemek hazırlayalım. Hadi çocuklarım. Baba. Hasan! Oğlum, geldin mi oğlum? Geldim baba. Oğlum, oğlum. Canım babacığım. Kararın nedir? Babamın iyileşmesi için bütün tedavileri yaptıralım. Gerekirse yurt dışı. Yanıma almak istiyorum onu. Kardeşlerimi de. Onların okuması için her şeyi yapacağım. Ya Müzeyyen annen? Çocuklarına annelik yaparsa, iyi bir anne olursa ona da yardım yapılsın. Çok merhametlisin. O sana ve babana çok çektirmiş. Yine de onun yatalak babama iyilikleri var. Mahalle aylığı için olsa bile onun bakımını, her şeyini o yaptı. Bunu unutacak değilim. Biraz da bolluk içinde yaşasın. Patron sensin. Nasıl istersen öyle yaparız. Kendi geleceğin için de yapacaklarım vardır elbette. Kararın nedir? Babamın iyileşmesi için bütün tedavileri yaptıralım. Gerekirse yurt dışı. Yanıma almak istiyorum onu. Kardeşlerimi de. Onların okuması için her şeyi yapacağım. Ya Müzeyyen annen? Çocuklarına annelik yaparsa, iyi bir anne olursa ona da yardım yapılsın. Çok merhametlisin. O sana ve babana çok çektirmiş. Yine de onun yatalak babama iyilikleri var. Mahalle aylığı için olsa bile onun bakımını, her şeyini o yaptı. Bunu unutacak değilim. Biraz da bolluk içinde yaşasın. Patron sensin. Nasıl istersen öyle yaparız. Kendi geleceğin için de yapacaklarım vardır elbette.
Adam olanı herkes affeder. Ben niye affetmeyeyim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.